Bir zamanların en gözde zanaatlerinden olan demircilik, unutulmaya yüz tutmuş meslekler listesine girdi girecek. Adıyaman Demirciler Pazarı'nda sayıları gittikçe azalan demir ustaları mesleklerinin bitişine üzülüyor. Bilek gücü ve emek isteyen demircilik mesleği artık yavaş yavaş teknolojiye yenilip unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına giriyor. 1970 yılından beri demircilik mesleğini icra eden ustamızın ağzından dökülen cümleler demek ki bir 1970 senesinden beri veriyor. Ben buradayım. Daha doğrusu 68'den beri ben 2 sene de kalaycılık yaptım aşağıda. Çocuktum daha çırak olarak. 1970 senesinde ben buraya geldim. Burada işte çeşitli yerde burada o zamanların gününde Hristiyanlar vardı, çalışırlardı. Kömür odun ataşından çalışırdık. Şimdi kömür var, teknoloji var, her şey var. Ama işte o zamandan bu zamana, o zamanki hani iş durumunu soracak olursam, o günkü işlerden bunların arasında çok fark var. O zaman köylülerin uğrak yeri olan burası, birçok köylünün buranın işinin de daha iyi olması, köylünün de bütün ihtiyaçlarını aynı noktada tamamlaması, bunlar bir güzellikti. Ama şimdi ise bunlardan eser kalmadı. Esnafı soracak olsam, sanat zaten can çekişiyor, bunu bilmek lazım. Ondan sonra sanat konusuna gelince, sanat iyi, yetiştirecek çırak bulamıyor. Herkes oku diyorlar, herkes oku. Ya oku nereye varacaksın yani okumadan? Birkaç sene de sanata verin ki hiç olmasa bu sanatlar, bu güzelim sanatlar ölmesin. Yazık, günah. Demirci bu gördüğün caddenin içerisinde mesela Demirciler Çarşısı dediğin zaman Demirciler Çarşısı burasıydı. Demirci pazarı hala evet, Demirci pazarının adı var ama kendisi yok. Niye desin? Herkes tenekeci oldu. Gördüğünüz gibi her şey belli. Ama eskiden demircilik burada bir güzelim sesler çıkardı çalıştığımız zaman. İnsana böyle güzellik verirdi, iç açıcı, bir sevindirici. Hani böyle bir ferahlık verirdi. Burada iş çoktu. O zaman, şimdi nerede kardeşim? Burası demirci pazarı, arka taraf Nalbat pazarıydı. Şurada ayrancı pazarı vardı, bu aşağıda kalaycı pazarı vardı. Hani bunlardan eser kaldı mı? Kaç pazar vardı toplamda? Yani Pazar olaraktan Samancı pazarı derdik burada. Ayrancı pazarı dedik, şurada bir ağaç vardı, onun altında millet, köylü, vatandaş. Sabahları erkenden tuluklara ayranı doldurur, getirir orada tastan satarlardı. Ha, oduncular saman, eşekten falan getirirlerdi. Odunu orada satarlardı, samanı orada satarlardı. Kalaycılar vardı bu aşağıda, bizden daha çoklardı. Kalaycılar ta o eski buğday pazarının oradan ta aşağıda burada tut vardı. Tuda kadar kalaycılar vardı, culfacılar vardı. Ondan sonra hallaçlar vardı, pamuk atarlardı. Ondan sonra bu tarafa gelince buradan böyle hepsi kalaycıydı ama demirci pazarı bu gördüğünüz yer karşılıklıydı. Şimdi kala demirci olaraktan 3 tane demirci kalmışık. 3 tane de sanayide var. Ocaklı sıcak demirciden bahsediyorum ben. Anlatabildim mi? Yani yok, demir doğrama ayrı bir olay. Mesela soğuk demirci var, bilmem şu var ama ocaklı sıcak demirci olaraktan 3 veya 4. Başka yani desen ki var desen yanlış olur. Yani teferruatından demircilik yapacak adam yok. Var herkes ufak. Mesela benim gibi burada bir köylü mağdur olmasın diye burada bir keser ağzı, bir kazma ağzı falan bunları yapıyoruz doğru. Ama köylünün hani mağdur olmaması için bir keser için adam geçse 4 keser parası oraya harcayacak. Anlatabiliyor muyum? İşte olay bu. Basit usuldan çalışan bir insan. Çırak gelmiyor zaten. Eski aradığın anlamıyla o iş de yok. Yani yok yani şimdi bugün bak burada dükkan boş oturmuşum ben.
Bütün esnaf oturuyor, bakabilirsiniz. Şimdi eskiden Allah seni inandırsın, biz burada sabahleyin erken saat 6 dediği zaman işçiler ve ustalar dükkanda olmak şartıyla herkes kendi bir parça ekmeğini sabahleyin yerlerdi. Hani azami 6:30-7 değil yani. İşin başındalar. Çalışırlardı ta akşam yasınlara kadar, işi bitiremediğimiz çok günler oldu. Ama o zaman burada 4-5 tane adam çalışıyordu. Şimdi yok onlar. Herkes gitti, kimisi sanatı bıraktı gitti devlet dairesine girdi. Kimi sanatı bıraktı gitti fabrikaya girdi, iplik fabrikalarına. Kimisi sanatı bıraktı gitti başka bir işe baktı. Kimisi de benim gibi yaşlandı. Ama bunun karşılayacak çırak yok. Ben bundan dolayı demin dedim bu sanatlar can çekişiyor. Yani sahiplenen yok. Yazık değil mi mesela bu sanat? Niye bu güzelim sanat olsun? Çok çok zevkli bir sanat. Demircilik, sıcak demircilik. Çok güzel, çok sevimli, çok neşeli bir sanat bu. Tabii bu sanatı seversen ama sevmeyenler için bir şey diyemem. Ama bu sanat gerçekten sevilir, yapılır. Ama zorluğuna da katlanacaksın. Şimdi zaten iş yok. İşçi de yok. Değişen bir şey yok. Kazma, balta, kürek zaten eski aletler mesela çalışılan. Mesela kara saban dediğimiz, affedersin çok özür dilerim, hayvanla sürdükleri. Bir zamanlar yani onlar vardı. Şimdi onlar da mesela diyelim ki bir zaman %100'se şimdi %10. Öyle. Hayvanlar zaten affedersin herkes hayvanlarını satıyorlar. Kimisi bırakıyor, kimisi yapıyor. Şimdi bağı da, bahçeyi de hepsini traktörden sürüyorlar. Bir zaman hayvanlardan sürerlerdi. Verimi de güzeldi. Hastalığı yoktu, bir şeysi yoktu. Bağlarda 50 sene bundan evvelden bugün değişen bir şey var mı? Değişen bir şey yok. Zaman aynı. Güneş aynı yerden doğuyor, aynı yerden batıyor. Sıcaklık aynı, insanlar aynı ama üzümler küfleniyor. Niye? Bundan 50 sene evvel üzümlerde küflenme var mıydı? Yoktu. Ama şimdi üzüme ilacı atıyorsun, şey, hep kimyasal, yediğimiz her şey kimyasal. Yani insanlarımız, işlerimiz, yani bizim bu demircilikler de kimyasal oldu desem inan. Eskiden bir kazmayı, bir baltayı tek parçadan yapıyorduk. Şimdi ise 4 parçadan yapıyoruz. Niye? Onlar da kimyalaştı. Her şey, hani güzelliği kalmadı. Sanatın, yani güzel, zevkli, sevimli ama bunu sevecek, küçük yaşta çıraklığa gelecek arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, güzelliklerimiz yok.